Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunacağım. Bildiğiniz gibi dün yapmış olduğumuz değerlendirmede özellikle burada bir Libra formasyonu oluşabilirdi ama bu bölgenin üzerine tekrardan geçti. Hareketli ortalama kırıldı. Kritik direnç bölgesi olan 23 bin bölgesi ile 24 bin bölgesi kırılmıştı. Bu yüzden bu bir anlam ifade etmedi. Ve akabinde biz bu bölgeye geldik. Bunlar Burada da ne var arkadaşlar bildiğiniz gibi haber akışlarının etkisi var dün de yine belirtmiştim ee, özellikle de bugün ABD enflasyon verileri açıklanacak piyasa açısından çok önemli ve piyasaya etkisi olan bir durum ve bunun da beklentiler dahilinde gelmesi gerçekten piyasayı çok olumlu etkiledi. Bundan önce de zaten hem Fed'in hem de dün özellikle de Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bunlar piyasaya gerçekten önemli güven verdiler. Çünkü piyasada özellikle ekonomiyle ilgili sizlere daha önce de belirttiğim gibi yani piyasada yapılanlardan çok söylemler çok önemlidir arkadaşlar. Eğer söylemler piyasa tarafından gerçekten kabul görebilecek düzeyde ise bu piyasalara gerçekten büyük etkiler yapabiliyor ve bunu da zaten şu an için görmüş oluyoruz özellikle de riskli varlıklardan. Bitcoin'de arkadaşlar bizim için 25.300 bölgesi çok kritik bir direnç alanı özellikle de bu alan geçirse günlükte burada bir toba kırılımı gelecek arkadaşlar ve bu toba kırılımından sonra yukarı yönlü yeni hamleler gelebilir ki daha önce de özellikle de Tether partisinde şu fotoğrafı sizlerle paylaşmıştım bakın bu kırmızı bölgeden dönmezse bu bölgelere doğru geri çekilebilir demiştim ve burada da özellikle de 19006 kapanışlar stop olmak kaydıyla takip edebileceğimizi son videoların hepsinde belirttim zaten ve sonuç olarak geldiğimiz nokta belli arkadaşlar. Şimdi burada direnç anlamında Özellikle de ikinci bir direnç bölgesini şöyle hemen turuncuyla 26.525 bölgesi olarak belirlemek istiyorum. Çünkü burası da önemli bir direnç alanı. 25.333 bölgesi dolar partisinde gerçekten önemli. Neden? Burada bir toba formasyonu yani sağ omuz bölgesi tamamlanıp bir toba formasyonu kırılımı gerçekleşecektir. Ve bu kırılımdan sonra özellikle de formasyon çalışırsa şu görmüş olduğumuz dip ve tepe bölgesini birleştirdiğimiz zaman şu görmüş olduğumuz alanlara kadar bir yükseliş yapmasını ne yapabiliriz? Bekleriz ki 34 bin bölgelerini gösteriyor. Burada aynı zamanda özellikle dolar partisinde burada görmüş olduğunuz bir yükselen tren çizgisinden sizlere bahsetmiştim şu alanları birleştirerek bu alanlara kadar gitme ihtimalinden bahsetmiştik daha önceki videolarda. Hatta birkaç defa da bunu sizlere hatırlattım. Sonuç olarak bizim 25.333 bölgesinin kırılmasını günlükte görmemiz gerekiyor. Eğer bu olumlu hava devam ederse ve bir bölge üzerinde kalmayı başarabilirsek belki için bir miktar geri çekilme, belki bir konsolidasyon, belki bir miktar kar satışları gelebilir. Ondan sonra kademeli bir şekilde tekrardan yoluna devam edebilir arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz anda normalde market kırılımı gelmişti ama bu son görmüş olduğumuz imbalans mumlarıyla beraber çok sert bir şekilde dikey bir yükseliş gördük arkadaşlar ve sonuç olarak biz tam bu direnç bölgesine gelmiş durumdayız. Bu süreçte özellikle de sizlere Gala, Jasmine ve Atom coin'lerine dikkat edin diye bir video paylaşmıştım. Hafta sonu olmasına rağmen hafta sonu bir hamle bekliyorduk. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey neydi? Stop bölgeleriydi arkadaşlar. Bakın Atom'da özellikle de sizlere belirttikten sonra görmüş olduğunuz gibi bu alanlarda kırmızı bölge altında hiçbir şekilde kapanış gelmedi. Kapanışlar gelmediği zaman benim için bir anlam ifade etmez. Ve tekniksel anlamda çok önemli bir alandan döndü ve gittiği yer belli. Bunun için de sizlere Jasmine'i paylaşmıştım arkadaşlar ve Gala paylaşmıştım. Bakın galada tam bu bölge üzerinde kalmayı başarabildi. Ve altında hiçbir şekilde bağımsız hiçbir kapanış yok. Ve %30'lara varan bir hamle gelmiş durumda. jasmiye baktığımız zaman da arkadaşlar burada da harika ötesi bir hamle gelmiş durumda. Ve burada da yaklaşık olarak 125'lik bir yükseliş gelmiş. Yani bize neyi gösteriyor? Ben daha önce de sizlere defalarca söyledim. Bizim beklentilerimiz ne olursa olsun hiçbir anlam ifade etmez. Piyasa o için bizlere neyi gösteriyorsa bizim bu doğrultuda ilerlememiz gerekir. Bakın Binance'deki arkadaşlarla Kava'yı ben günlerdir takip ediyorum. Yani bu olaylar hiç olmadan geri çekilmeler yaşandığında bile stop etmemişti bizi ve gerçekten çok önemli bir alandaydı. Önemli bir formasyon vardı ve şu görmüş olduğumuz yani 4 Mart'tan sonra takip etmeye başladık ve her gün neredeyse hatırlata 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 her gün paylaşmış olduğum bir coin'di ve genel noktaya baktığımız zaman kaçmış arkadaşlar? %53'lük bir hamle. Bakın dün yine hatırlatmada bulunmuşum. Neredeyse her gün her gün hatırlatıyorum. Orada da zaten belirtmişim ve sonuç olarak görmüş olduğunuz gibi kavada harika bir hamle geldi. Bakın bu süreçte işte GMT'yi çok iyi takip ettik. %25'lere varan harika bir hamle geldi. Çünkü tam dip bölgelerinden paylaşmıştık. Şu anda GMT %35'lere neredeyse gelmiş durumda. Bakın size AR örneğini göstermek istiyorum. AR'ı daha önce de size paylaşmıştım. Scalp Short için takip etmiştik. Zille beraber, CLR ile beraber ki bu süreçte bu düşüş sürecinde gerçekten mükemmel hamleler yakaladık ki arı daha önce tam şu alanlarda yakalamıştık. Mükemmel bir yükseliş yakaladık sonra. Sonra belli oranlarda kar realize ettik, short işlemi açtık orada mükemmel bir kazanç elde ettik %30'lar sonra tekrardan bir long işlem ve genel noktaya baktığımız zaman harika bir şekilde bu coin'de bütün 3 tane VAR'ın işlemin hepsini mükemmel bir şekilde yakalamış olduk. Yani bize neyi gösteriyor? Doğru yer, doğru zaman her zaman önemlidir arkadaşlar. BTC açısından da özellikle de Tether Partisi'ne geldiğimiz zaman burada tekrardan belirtmem gereken bazı direnç alanları söz konusu. Bakın şimdi şu görmüş olduğumuz bölgeleri çizim hatta buradaki tüm destek ve direnç bölgelerini hemen kaldıralım. Burada bizler için ilk etapta önemli olan bölge neresiydi arkadaşlar? Daha önce de sizlere defalarca belirtmiş oldum. 25.300 bölgesi. Hatta şöyle yapalım. 25.300 bölgedir. Bu bölgeye bakın şu görmüş olduğumuz alan bir topu kırılım bölgesi arkadaşlar. Eğer biz bu bölge üzerinde kalıp yarından itibaren bölge üstünde kalır yarın da teyit edilirse ki en az iki gün teyit edilmesi beklenir. Akabinde gerçekten önemli hamleler gelecektir. Çünkü cumartesi günü de tekrardan veriler gelecek ABD tarafından. Tetel partisinde özellikle de bakın şuradaki iğneli bölge önemli ve burada açılan destek bölgesi açılmıştı. Kırılmıştı. E, şu an için dirence dönmüş durumda. Bu bölgede arkadaşlar tam olarak şu an için nereden geçiyor? Hemen sizlerle birlikte bakalım. 26537 bölgesinden ve fiyatın tam bu bölgeye gelip bu bölgelerden kar aldığını görüyoruz. Bu açıdan da demek ki bu görmüş olduğumuz bölge bizler için altın bir bölge. Yani bizim bu bölgeyi geçmemiz gerekiyor. Şimdi çizgiselden çok bölgenin geçilmesi günlükte bu gibi durumlarda çok daha önemlidir. Yani bu bölgede hala satıcılar var. Bizim bunları egale etmemiz için şu görmüş olduğumuz bölgeyi hacimli bir mumla geçmemiz gerekiyor. Sonrasında bu bölgenin içine tekrar gelebiliriz. Hatta altına iğnelemeler bile yapılabilir. Bu gayet doğaldır. Manipülasyon durumundan sonrası. Eğer tekrardan biz bölge içine girip üzerinde kalabilirsek bu tekrardan bir yükseliş getirir. İşte bu yüzden en az 2 günlük teyitlerin çok ama çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu gerçekten eğer bir topu formasyon olarak çalışacaksa bir trend devam formasyonudur. Ve gerçekten kısa orta vade arası belki de nisan sonuna mayıs başlarına kadar devam edebilecek bir yükseliş trendinin gelebileceğini bizlere gösterir. Bu açıdan buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte altcoinlerde önemli hamleler gelecektir. Sizlere paylaşmış olduğum altcoinlerin direnç alanları var onları takip edebilirsiniz. Yeni kırılım gerçekleştiren, yeni formasyon kırılımı yapmış olan coinler oldukça da sizlere Twitter'dan paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle de BTC'de bugünkü 25.300 kırılımını beklemek çok önemli. Bölge geçildikten sonra 26.537 bölgesi yani bu alanın geçilmesi çok önemli. Akabinde alan geçilirse gerçekten kısa orta vade piyasada çok büyük bir rahatlama yaşanabilir ki bu verilerden sonra bildiğiniz gibi 22'sinde Fed toplantısı var. Özellikle FED'in bugüne kadar yapmış olduğu faiz arttırımlarının neticesini bankalarda gördük. Çünkü orada bonolarla ilgili aslında daha büyük problemler var. Şu an için çözmüş oldukları problemler sadece orada normal bireysel yatırımcıyı korurken diğer yatırımcılar için aslında durum aynı değil. Çünkü oradaki faiz arttırımının etkileri farklı bir şekilde yansımış durumda kurumsallara. Onlar da tabii ki ABD tarafından değerlendirilecektir, Piyasa da bunu değerlendirecektir. Ama... Tekniksel açıdan bizim bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor ve biz bu alan üzerinde kalmayı başarabilirsek bir altcoin boğası kısa ve orta vade için bizleri bekliyor olacaktır. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.